Hazreti Ali'nin mevzusunu eğer ele alacak olursak, benim anlayabildiğim kadarıyla Hazreti Ali ise kendisinden emindir. Yani Hazreti Peygamber'den sonra bu ümmet kendisinin Peygamber Aleyhisselam'a olan yakınlığı, Hazreti Peygamber'in onunla ilgili söylemiş olduğu iltifat ve övgü içeren sözler, Peygamberimizin damadı olması, Hazreti Peygamber'in onu Ehli Beytinden nitelemesi, Ehli Aba'dan olması, Peygamberimiz bir kıl abayla dışarı çıkıyor bir gün, daha vefatından önce. Sağ olsun, sağlıklı o zaman. Fatıma geliyor, Fatıma'yı alıyor abasına. Hazreti Ali geliyor, onu alıyor. Hasan geliyor, Hüseyin geliyor. Ondan sonra onları diyor ki bunlar benim ehli beytimdir. Ve ayeti kerimeyi okuyor. Allah sizden riçsi, kiri, pası gidermeyi ister ey ehli beyt anlamındaki ayeti orada okuyor. Şimdi Hazreti Ali'nin böyle bir pozisyonda var. Görebildiğimiz kadarıyla Peygamberimizin vefat hastalığında ve vefatının hemen akabinde Hazreti Ali kendisinden biraz emin ve fazla bir teşebbüs ve girişimde bulunmuyor. Bu ümmetin bu işi ona teslim edeceğini düşünüyor Hazreti Ali. Saftır Hazreti Ali. Saf derken bu şey manada saf değil. Temiz yürekli yani. Böyle dalavereden yana pek işi olmaz. Hazreti Ali'nin hiç dalavereden yana işi olmamıştır. Bütün hayatı ilimle, yiğitlikle, mertlikle. Öyle bir yapıda. Böyle eğri, büğrü, ahtan, sağdan, soldan bir işi olmadı Hazreti Ali. Diğer taraftan yine kaynaklara girmiş, Buhari'ye girmiş bir hadisi olarak Hazreti Peygamber'in bu son hastalığında, son şeylerinde, ağır döneminde ki bu son günde olması icap ediyor bu anlatıma göre. Peygamberimizin yanına bir grup insan giriyor. Bunların içerisinde Ömer var. Hazreti Ömer var. İki versiyon var bu rivayette. Bir, oradan birisi demiş ki Resulullah herhalde bizi terk edecek. O bizi seçmedi demiş. Bunu hanımları da bazen söylemez. Sen bizi seçmedin. Allah'ı seçti gidiyor. Bir kalem kağıt versek de bir vasiyet yazsa bize. İkinci versiyon bu teklif peygamberimizden değil, orada bulunan birisinden değil, bizatihi peygamberden geldi. Bana bir kalem kağıt getirin de size bir şey yazdırayım. Buna kalem kırtas olayı denir. Benden sonra sapıklığa, yanlışa düşmeyesiniz diye. Her iki halde de sonuç sonuçsuzlukla sonuçlanır. Yani Peygamberimiz bunu söyledikten sonra zaten durumu ağır. Kimisi getirelim derken bilhassa Hazreti Ömer, ya ne gerek var böyle bir şeye? Kur'an ortada ya. Zaten peygamber hasta. Buna lüzum yok demiş. Gürültü artınca da peygamberimiz oradaki insan işaret etmiş, demiş bunları çıkaralım. Dışarı çıkarmış. Rahatsız zaten. Peygamberin yanında tartışma, ses yükselmesi olunca çıkarın demiş, çıkarmış. Bu olayların farkında olan o açıdan en önemli isimlerden birisi Ömer'dir. Şimdi Hazreti Ömer, eğer bu rivayetler sahihse, bu rivayetlere böyle bir hakkım konuşacak olursak çok fazla güvenmek, çok fazla güvenmekte biraz sıkıntı var. Neden? Çünkü bu olaylar artık siyasi mevzulara dönüşmüştür. Siyasi konularda her taraf kendisini teyit edici
bir takım argümanlar, hatta bir dönem sonra çok uydurma hadis doğmuştur. Peygamberimizin ağzından uydurulan sözler içerisinde en fazla uydurulan sözler siyasi konulardaki sözlerdir. Bu konuda çalışan ulema, alimler, muhaddisler vardır. Mücelletler, ciltlerle dolu efendim mevzu vardır. Peygamberimizin adına uydurulmuş sözler. Ve bunların içerisinde öylesi vardır ki mesela adam diyor ki idarecinin Allah sadece iyiliklerini meleklere yazdırır. Kötülükleri yazılmaz. Kim uydurdu bunu? Emevi dönemindeki idareciler mesela. O derece efendim şey uyduruldu. Yaptığı kötülüğü halkın gözünde saklamak için bunu uyduruyor adam. Eğer bu hadise zuhur ettiyse orada kaynaklara geçtiği şekilde ki yani elimizdeki kuvvetli kaynaklarda mevcuttur. Ömer neden peygamberin bir vasiyet yazdırmasından rahatsızlık duyuyor? Bu sorulması gereken bir sorudur. Bu rivayetin doğru olduğuna kanaat getirilenlere bu soruyu sorduğumuzda aldığımız cevap şudur. Ömer Hazreti Peygamber'in herhangi birisini kendisi dışında birisini idareci dayın etmesinden endişe duymuştur. O ana kadar edilmedi, bundan sonra da edilmesin istedi. Şimdi insanları sahabe de olsa tabi değerlendirirken mukaddes la yuhti hiçbir hırsı olmayan insan diye düşün, değerlendiremiyorsunuz. Bu olaylar bunları ortaya koyuyor. Sonuç itibarıyla neticeye gelince Peygamberimiz Aleyhisselam o insanları huzurundan çıkardıktan sonra bir müddet sonra vefat ediyor orada. Son söz olarak Peygamberimizin söylediği, bunu da unutmayalım. Aleyküm bis salah dediğinin namaza sıkı sarılın. Namaza sıkıya sarılın. Son sözleri böyle oldu. Ondan sonra orada Peygamber vefat ediyor. Şimdi Hazreti Peygamber vefat edince Aleyhisselatü Vesselam tabi defnedilecek. Nereye defnedeceğiz? Nasıl yıkayacağız? Bunlar gündeme geliyor. Yakın ev halkı Hazreti Ali ve Abbas bu işlerle meşgul oluyor. Kızı Fatıma büyük yas içerisinde. Hanımları, onu sevenler de bir büyük bir yas içerisinde. Orada bir cenaze evi var. Cenaze ortamı var. Diğer taraftan Hazreti Ebu Bekir evine gitmişti. Onun ardından haber gidiyor. O da dönüp geliyor. Çok kuvvetli bir ihtimal ve rivayet olmamakla beraber bence kitaplarda sık tekrar edilen Hazreti Ömer o ölmedi, Rabbinle görüşmeye gitti, gene gelecek dediği, Ebu Bekir'in ise gelip ayeti okuyup inneke meyyitun ve innehum meyyitun, sen de onlar da ölücüdür, kim Muhammed'e taparsa bilsin ki Hazreti Muhammed vefat etti ama Allah bakidir dediği nakledilir. Fakat ben Hazreti Ömer'in o işi anlamayacak birisi olduğunu, böyle bir şeyi söylediğini çok vaki görmüyorum şahsen. Öyle fazla da kafası da karışmış değil. Çünkü az sonra bir haber geliyor. Medineliler Beni Said sakifesinde çardağında, yani insanların toplanıp oturduğu bir yer var. Beni Said gölgeliği denirdi oraya. Mescid-i Nebevi'ye yakındır. Bu yakın yıllara kadar, yani geçen seneye kadar da orada bir bina yapılmadı. Böyle bir bahçe olarak kala durur. Mescide yakın bir yerdir.
giderseniz beni sahide deseniz orada yani bulursunuz. Yürüme 5 dakika filan. Şimdi orada Ensar toplanmış Medineliler, Medine'nin yerlileri, Hazreti Muhammed öldü. Bakın daha cenaze temedilmiş değil. Evde yas ve cenaze var. Medineliler orada Sa'd bin Ubade'yi Peygamber Aleyhisselam'ın siyasi yönünü temsil eden ya da edecek bir lider olarak seçmeye kalkışıyorlar. Kimler? Medineliler diyorum. Yani Ensar, Medine'nin yerlileri, muhacirler değil. Sa'd bin Ubade kalkmış bir konuşma yapmış orada, bu kitaplara geçtiği şekliyle. Konuşmasında diyor ki, arkadaşlar, biz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı koruduk, muhafaza ettik, sahip çıktık, o bize Allah'ın dinini tebliğ etti, peygamberlik görevini yerine getirdi. Onu müdafaa eden, barındıran, koruyan bu şehir olarak onun ardından idareye varis olmaya biz layıkız. Peygamber Rabbine yürüdü gitti. Bu iş başsız olmaz. Liderinizi seçin diyor. Bunu derken kendini de orada aday olarak takdim ediyor. Orada bulunan Ensar, Sa'd bin Ubade yaşlı birisi ve liderlerinden olduğu dan dolayı Sa'd bin Ubade'nin halife olmasına razı oluyorlar ve diyorlar ki sen halife ol, biz sana beyat edelim. Tam beyat başlamış, devam ederken o arada Hazreti Ömer olaydan haberdar oluyor. Kulağı delik bu işlere demek ki. Yani öyle peygamber öldü mü ölmedi mi şaşırdı falan. Bu yüzden ben şey yapmıyorum. Hemen o işi çok iyi takip ediyor. Hadiseyi duyar duymaz Hazreti Ebu Bekir'i alıyor. Ebu Ubeyde El Cerrah'ı alıyor. Diyor ki bunlar devlet başkanı seçiyorlar, buraya gidelim diyor. Seçsinler ne olur? Olmaz. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselam her ne kadar İslam ümmetini bir çatı altında topladıysa da Araplar arasındaki kabilecilik hiçbir şekilde yok edilmiş değildi. Yani her kabile kendi kabilesinden lider olmasını istiyor. Evet. Bu onların genlerine yerleşmiş. Bunu siz öyle yani 20 yıl, 30 yıl içerisinde silip atmanız mümkün değil. Ondan sonraki olaylar hep bunu göstermiştir. Hemen gidiyorlar oraya Ömer Şeyh ile beraber. Ne yapıyorsunuz diyorlar. İşte biz şehre bir devlete bir baş seçeceğiz. Bu şehir de bizim şehrimiz diyorlar sonuçta. Yani muhacirlerin sayısı Ensar'a göre, Medinelilere göre zaten çok azdır. Büyük çoğunluk onlardandır. Sa'd bin Ubade de Hazreç kabilesinin yani büyük kabilenin reisidir. O yönüyle beraber belli bir avantajı söz konusudur. Ebu Bekir sözü alıyor, hemen lafa giriyor ve orada bir konuşma yapıyor. Ensar'ı övüyor. Çünkü Peygamberimiz de Ensar'la ilgili vefatından evvel Ensar bizi barındırdı. Görevini hakkıyla yerine getirdi. Size Ensar hakkında hayır ve iyilik tavsiye ediyorum. Bunlara iyilik yapın. Hataları olursa hatalarını da affedin, görmezden gelin diyor Peygamberimiz. Ebu Bekir diyor ki siz doğru peygamberi barındırdınız, faziletiniz vardır falan anlatıyor. Fakat idareye gelince diyor, idare Kureyş'ten olmalıdır. Bu toplum üzerinde idareyi ve hakimiyeti Kureyş kabilesinin dışında bir kabile kuramaz. Biz peygambere yakınız, akrabalarıyız, Kureyş'teniz, sizden eski Müslümanız. İdarenin bizden olması gerekir diyor. Ensar her zaman olduğu gibi çok hakkaniyetli insanlardı. Durmuşlar, düşünmüşler. Tabii Ömer de onu destekledi. Demişler ki ya o zaman
Bir lider sizden, bir tane bizden olsun. Böyle saf bir niyetle bunu söylemişler. Berikiler bunu kabul etmedi yine dedi. Olmaz. İki başlılık olmaz. Hazreti Ebu Bekir diyor ki, emir bizden, vezir sizden. Hocam bir şey soracağım. Bu konuşmalar cenaze defnedilmeden önce mi? Önce, önce. Cenaze orada evde, evde ağlıyorlar. Bunlar burada. Tamam. Evde ağlayanlar var. Ama bunlar bu işe hemen kolları sıvadı. İşte yani bunları anlatırken bazen ben şeye de düşüyorum. Biraz tereddüt ediyorum ki acaba milletin kafasını mı karıştırıyorlar? Çünkü bizim insanımızın kafasındaki sahabe algısı biraz melekvari bir algıdır. Yemez, içmez, dünyaya bakmaz, iktidar düşünmez. Onlar kendinden geçmiş, o yönden öyle bakarlar. Şimdi ister istemez bu sefer aklımıza şu gelebilir, ya nasıl bunlar böyle bir şey yapar? Bu sizin biraz din algınıza tesir eder. Aman öyle bir şey düşünmeyin. İnsandır bunlar. Masum değil, peygamber değil. Hata da yapabilir, yapmaya da bilir. Çok iyi niyetlisi olan olur. Biraz idareyi, makamı seven de olabilir. Sonuçta bu olaylar bunu ortaya koyacak şimdi. Tarih konuşacak burada şimdi. Biz susacağız, tarih konuşacak. Eğer bunu uzunlara girmek istiyorsak. Sonuçta iki lider olmaz deyince Hazreti Ebu Bekir, Ensar'ın içerisinden bazıları doğru demiş. Peygamberden biz duyduk. Bir idareci var iken ikinci ortaya çıkanın boynunu vurun, tefrika yaratanı. Bunu doğru diyorsun demişler. Ve geri adım atıyorlar orada. Halife Kureyş'ten olmalıdır gibi bir şey gelişiyor burada. Daha sonraki dönemlerde bu peygamberden bir hadis olarak nakledildi, aktarıldı, ona dönüştü. Halife Kureyş'tendir. Bunun üzerine hatta bir kitap yazdı Türkiye'de bir hadis hocası. Ve bu sözün uydurma mı olduğu, yoksa başka amaçla mı söylendiği, neticede bütün hadis külliyatına girdiği için şöyle bir noktaya getirildi. Bunun anlamı, idareci olacak olan şahıs, güçlü bir otoriteye dayanması gerekir. Yoksa idaresini tesis edemez. Hangi kabile en güçlü, otoritesi en fazlaysa idare ondan olur. O dönemde Peygamberimizin bunu söylediği zamanlarda Kureyş kabilesi o bölgede en etkili kabileydi. Nitekim şimdi bu hadis kitaplarına girdi. Daha sonraki dönemlerde de böyle kullanıldı. Fakat Yavuz Sultan Selim Mısır'a gidip halifeliği alınca, değil mi? 1516'da Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethetti. Memluklulardan halifeliği aldı. Osmanlılar dediler ki o zamanki Mısır'daki Abbasi halifesi Memluklular'ın şeyinde Yavuz'u Halep'te karşıladı, hoş geldin dedi, iltifat etti, onunla İstanbul'a geldi, Eyüp Sultan'da yapılan bir törende hilafeti ona teslim etti. Fakat ne Mısır tarihinde böyle bir şey yazar, ne ilk dönem kaynaklarında, bunu daha sonra Osmanlıların şeyinde daha çok yazıyor. Öteki adamlar bunu böyle kaynaklarına girmiş bir şey değil. Ondan sonra da bir de bizim Osmanlı uleması oturdu. Halife Kureyş'e aittir hadisinin, böyle bir hadisin olmadığını, pekala bir Türk'ün halife olabileceğini ispatlamak için şeyler yazdılar. Bu siyaset böyle bir şey yani. Evet. Böyle bir şey yoktur, Kureyş'e ait değil. Pekala efendim bizden halife olur diye şeyler de yazdılar. Siyaset böyle bir şey. Şimdi isterseniz bir daha hatırlayalım. Hazreti Peygamber diyor ki Allah'tan üç şey istedi. İkisi verildi ama bir tanesinden cevap alamadı. Mescid-ül İcabe diye hani ziyaret ediyorsunuz ya bir mescid Medine'de. Orada bu duayı yapmış. Ya Rabbi ümmetim dış düşman saldırısıyla telef olmasın. Kıtlık açlıkla telef olmasın. İkisini Allah kabul etti. Ya Rabbi ümmetim siyasi ihtilaflarla birbirini yemesin. Ona bir cevap gelmedi. Ve tarihte ümmet hep siyasi ihtilaflardan
zarar görmüş. Evet.